Kesinlikle. Hemen balıklara geçiyorum. Evet. Aynı şekilde uzun uzun da balıkları da Hemen. istiyorum. Onlar zaten 12 burcu bekliyorlar. Canlarım benim. En sonda kalıyorsunuz ama tek tek anlatacağız. Önce bir tablo gelsin bakalım. Oo, harika. Bu hafta çok Çok şanslılar. güzel. Hadi anlat Gerçekten. Kıvalcım. Şimdi sevgili balıklar, üstüne düştüğünüz işler beklediğiniz yönde ilerlerken İnşallah. kendinize inanılmaz güven duyacağınız bir haftadasınız. Zaten çok önemli bir dolunay bu dolunay. Satürn günü, cumartesi günü Satürn saatinde Bu cumartesi. 7.33'te 14 Eylül cumartesi Satürn günü Satürn saatinde burcunuzda doğan dolunay her konuda cesaretinizin artmasına neden olacak. Uzun bir süredir üzerinde çalıştığınız bir plan, bir projeniz varsa bunu hayata geçirerek çok iyi fırsatları ve imkanları yakalayacaksınız. İşsiz bir balık burcuysanız iş kurma kararı alabilirsiniz. Uzun bir süredir maddi konularda bocalama yaşıyorsanız, zor şartlardan geçtiyseniz, geride bırakıyorsunuz, artık geçmişi geleceğe taşımıyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle kendiniz için güzel kararlar alacak, İnşallah. cesur adımlar atacak, sağlam işler içerisinde olduğunuzdan ruhsal sezgiyle ayrı tatmin olacak, görüp yaşadıklarınızla ayrı güven duygusu içinde olacaksınız. İnşallah. Ayrıca bu hafta haberci rüyalar göreceksiniz. Gördüğünüz her bir rüyanın içinde bir mesajın gizli olduğunun farkında ve bilincinde olun. Neden? Çünkü Dolunay ciddi anlamda onlara muazzam derecede sezgisellik de getirecek. Aşk yaşamlarında partnerinizle duygulanacaksınız. Partnerinizden duyacaklarınız hoşunuza gitmeyebilir. Nasıl gitmeyebilir? Çok kıskanılabilirsiniz. Örneğin giydiğiniz bir kıyafetin size çok yakıştığını farkına varabilirsiniz. O bunu beğenmediğini ifade edebilir. Buna takılmayın, tartışmayın. Bazen masum kıskançlıkları da görmezden gelmek gerekiyor. Doğru. Ama eğer ki takılırsanız yolunda giden ilişkinizin yolundan çıkmasına neden olabilirsiniz. Eleştirel maruz kalmayın ve maruz bakmayın. Bu hafta ne olur mal bir şey olduğunu, dolunayın enerjisinden kaynaklandığını, gelip geçici olduğunun farkında ve bilincinde olun diye. Aynı zamanda aşksızlara yeni aşk ilişkiler fırsatları gelirken ne olur hatır için dostların tanıştığı kişilerle görüşmek içinizden gelmiyorsa tanışmayın. Sezgilerinizi takip edin. Hislerinize bu hafta güvenin. Hatır için hiçbir şey yapmayın. Mümkün olduğunca hissettiğiniz, sezgilediğiniz, arzu ettiğiniz ortamlarda olmaya özen gösterin. Yani kalbiniz boş olabilir. Ciddi bir ilişki yaşamak isteyebilirsiniz ama şu an hazır olmayabilirsiniz. Ya da bahsedilen kişiden istediğiniz enerjiyi ve elektriği alamamış olabilirsiniz. Ama şimdi beni düşünmüşler. Kırmayayım, incitmeyeyim, kalkayım, gideyim, görüşeyim diyerek kendinize istemediğiniz bir şeyi yaptırmak için baskı kurmayın. Lütfen balıklar. Eğer ki kalbiniz boş ve yalnızsınız. Bu dönem ani tanışacağınız kişiler ile güven dolu arkadaşlıklara Çok başlayabilirsiniz. güzel. Bugün başlayacağınız, bu hafta başlayacağınız arkadaşlık bir 15 gün sonra aşka dönüşebilir. Bir 3 ay Tanıdın sonra hızlı bir evlilik kararına ya da evlilik yoluna girebilir. Ay hadi inşallah. Kesinlikle çok şanslı bir dönemdesiniz. Evli birbiriyle dişip birbirini eleştirmeyip birbirini kıskanmaması gereken masum kıskançlıkları da teröre etmeye. Yani masumca görmeye özen Teröre göster. etsinler. Aynen öyle. Kesinlikle büyütmesinler. Görmezden gelsinler. Görmezden gelsinler. Bunu sorun haline getirmesinler. Bunun daimi devam edeceğinden yana kaygı, huzursuzluk ve endişe yaşamasınlar. Belki bu hafta demiştin ya balıklara gerginliğiniz sizi olumsuz etkiliyor diye. O gerginlik yüzünden mi yapılan eleştirilere tahammülü olmayacak onların? Evet, kesinlikle. O yüzden birazcık böyle fayda var. Kesinlikle fayda var. Daha böyle anlayışlı, daha Daha tolere eden, sakin. sakin. Şimdi kimse kimseyi değiştiremez. Tabii. Ne bakış açısını değiştirebilir. Bir de balıkları şu konuda uyarmak istiyorum ben bu Hangi hafta. konuda?
Sizden bir şey öğrenmek isteyene dilediğinizi öğretin. Hı-hı. Bir bilgiye sahipseniz. Ama sizden bir şey öğrenmek istemeyeni zorlamayın. Peki sağlık ve iş konusunda ekleyeceğin neler? İş ve kariyer konusunda kesinlikle amaçlarına ve hedeflerine ulaşacaklar. Sıhhat ve sağlıkta ise endişe etmesinler. Endişesiz olmaya özen göstersinler. Spot ne? Spotum onlara. Kendi üzerinize düştüğünüz gibi hiç kimsenin üzerine fazla düşmeyin. O zaman partnerinizin üzerine fazla düşmeyin.